Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal kündülü haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan kün tertibdeki haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kınemsiz diktanlar ekranımızda bulsun. Xuşijin Xitayning yadro qurolini kengaytirishi kerakligini tashabbus qildi. Xitayning muhim taratquvlaridan biri bo'lgan Yer shari vaqt gazetasining bosh muharriri Xuşijin tunugun Sina mikroblogida yozma yollab, Xitayning yadro qurolini kengaytirishi kerakligini tashabbus qilgan. U yozmasida Xitayning avval yadro quroli ishlatmaslik haqida va'dasi borligini, ammo Amerikaning Xitoyga qaratgan strategik qari niyatiga taqobil turish uchun Xitayning yadro o'q beshini qisqa vaqt ichida mingga yetkazishi kerakligini. Bunun ichida Sharq shamili 41 tiplik boshqarilgan bombadan oz deganda 100 tal bo'lishi kerakligini bildirgan. Xuşijin bu yozmasini yana Twitterda tarqitib, xalqaro'g'imi hayvi ko'rsatgan. Shundaqli bu yozmasining qisqa vaqt ichida zo'r turkumdagi Xitoy fuqarolarining qo'llashiga erishganligini da'vo qilgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunyang tunugungi muxbirlarni kutib olish yig'inida bu vaqtdagi savoldan o'zini qochirib, Xitoydami fikr erkinligi borligini, bu masalani Xuşijinning o'zidan so'rash kerakligini aytgan. Bultur 6 oyda e'lon qilingan aloqador dokumentga asoslanganda, navbati Xitoy 290 tal yadro o'q beshiga ega bo'lib, dunyo bo'yicha 4-chi o'rinda turmoqda. Sichuan o'lkasida yana o't opiti yuz berdi. Tangritog to'rining 8 maydagi xabarda bildirilishicha, Xitoyning Sichuan o'lkasi Liangshan oblasti Mian nahisi bilan Shida nahisi tutashgan o'rmonda ig'ir o't opiti yuz bergan. 8 may soat 6 gacha Shida nahisi bilan Mianning nahisida o't uchqunlari ko'rilgan bo'lib, o't opiti yuz bergan sharqiy liniya asosliq avji elish yo'nalishi bo'lib qolgan. O't opiti yuz bergan joyning yer shakli tik bo'lgandan sirt yana 4-5 bal shamol chiqqan. Sichuan orman ot uçuruş apitinin aldığını eriş baş etritidin 280 ot uçuruş hadimi küştingin saat 5:30 ot ketken cayga evetilgen. Otunun kölümü zor bolgaçka yerlikteki 800 kişi ot uçuruşki katlaşkan bosumu otunu kontrol kılalmağın. Pencihua orman ot uçuruş ot apitinin aldığını eriş tarmak etritiki teve 140 asker ve baş etrit alahidi vazipi çoğun etritidiki 140 işki askerimu yardımge evetilgen. Ma'lum bo'lishicha o'rmonlikda shamol kuchli bo'lgachqa o't tizlikda atrofga yamrab kontrol qilish mumkin bo'lmagan. Amerika Xitoyning shimoliy qutbdagi harakatini cheklashni planladi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha Amerika dengiz armiyasining paroxotlari shimoliy okean Barents dengiz tavaligida Xitoyning harakatini cheklash maqsadida tunji harbiy manevr o'tkazdi. Amerika Deniz Armiyası bu vaqtda bayonot e'lon qilib, Deniz Armiyasining 3 boshqarilgan qo'g'lug'ichi paroxoti va ta'minlash paroxotining Angliya hamjamiyati Deniz Armiyasining boshqarilgan bomba qo'g'lug'ichi paroxoti bilan birlikda dengizda manevr o'tkazib, ittifoqdoshlar bilan o'rtaq jang qilish iqtidorini namoyon qilganligini bildirgan. Amerika Deniz Armiyasining xabariga asoslanganda, bu Amerika Deniz Armiyasi paroxotining 80-chi yillarning o'tirlaridan boshlab tunji qitim Barents dengizida harakat qilishi ekan. Bunundan ilgari Amerika ve Angliyaning urush paroxotlari bu yaqin atrofdagi Norvegiya dengizida suv osti paroxotiga qarshi birlashma manevri o'tkazgan. Shimoliy muz okeanidagi muzlarning ko'lami kichiklashi sababli nurg'un davlatlarda shimoliy qutbga qarata qiziqish paydo bo'lgan. Xitoy paroxotlari shimoliy qutb rayonida texnomo jallanishga boshlagan hamda shimoliy qutb rayonidagi davlatlarga mablag' selish salmiqini kuchaytirgan. Xitoyning bu harakatlari boshqa davlatlarda Xitoyning Janubiy dengizdagi xalqaro qonunga xilof harakatining kelgusida shimoliy qutbdimi yuz berish mumkinchiligi haqidagi andissini qo'zg'agan. Amerikaning Norvegiyada turishliq bosh elchisi Breit Veit payshanba kuni Amerikaning Xitoyning Norvegiya va shimoliy qutb atrofidagi dengiz rayonidagi doimlik faoliyatlariga diqqat qilishi kerakligini ta'kidlagan. U kishini eng andishiga soldig'ini Rossiya emas, balki Xitoy deb qarg'an. Ma'lum bo'lishicha Amerika urush paroxotlari Xitoy egalik huquq da'vosi qilayotgan Janubiy dengizda ikki qatim erkin dengiz charlash harakati elib borgan. Harakatdan burun Xitoyga oldin xabar qilmagan. Amerika zo'r turkumdagi Xitoy shirkatlarining savdo ijozatnomasini bekor qildi. New York vaqt gazetasining tunugungi xabarida bildirilishicha Amerika yemaklik va dori bexatarlik idorasi 65 Xitoy shirkatining Amerika'ya N95 tipliq maske eksport qilishini chekladi.
Xabarda bildirilishicha mazkur shirkatlarning maskalari sifat o'lchamidan o'tilmagan bo'lib, ba'zi maskalarning mikro zarrachalarni to'sish nisbati aran 30% atrofida chiqqan. Amerika Yemeklik ve Doğru Bihatarlık İdaresi tibbi xadimlarga ta'minlanadigan N95 tiplik maskaning iğir kamchili bo'lishi sababli 3 apreldan boshlab Xitoydan bu tipdagi maskani kirgizishga ruxsat qilingan. Ammo mutlaq ko'p qism maskalar sifat o'lchamidan o'tilmagachga 65 şirketinin soğudu icazatnamesi bekar kılıngan. Nöbette Amerika'nın bu tipteki maske bilen temilleydiğen pekat 14 Xtay şirketli kalıgan. Xtay'da işlengen tibbi buyumlarda mesele körülüşe yenilik emes bulup, bundan burunmu köplügen devletler Xtay'dan kirgüzülgen maskelerinin süpetsiz buluşu sebeplik alakadar toxtamlarını bekar kılıgan idi. Uyghur perzentleri Xtay medeniyetini ögünüşke mecburlanmakta. 8 May ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan Cho'chak viloyatlik radio televiziya stansiyasining sirli xabarida Uyg'ur farzandlarining Xitoy madaniyatini o'rganishga majburlanayotganligi oshkorlandi. Xitoy tajovuzchilari 2017-yildan boshlab ota-onalari jazo lageri va turmaga qamalib, ijtimoiy qolgan Uyg'ur farzandlarimizni majburiy oilasidan ayirib, har xil nomlar qo'yilgan bolalar lageriga soldi. Shundaqla ularning ona tilida so'zlashini cheklab, Xitoy tilida tarbiyalashni yo'lga qo'ydi. Mazkur sinda Uyg'ur farzandlarini bir tutash Xitoycha kiyim kiyishga majburlaganligi, o'qituvchiga salom berish, o'zaro uchrashganda salomlashish qatorliq yurish-turish qoidalarining hammasida Xitoylarning o'rib odatini o'rganishga va amaliy ishlatishga majburlaganligi ko'rsatilgan bo'lib, Xitoy tajovuzchilarining Uyg'ur farzandlarini milliy o'rib odat va qoida usullaridan ayirgan holda Xitoylashtirib tarbiyalab chiqishdan iborat razil maqsadi oshkorlangan. Aldınki yıllarda ballar lagiri haqqida aşkarlanğan sinlar ve suretlerdimi Uyghur perzentlerinin Uyghurcu sözleşi çekilinip, barlıq məqsədlerini Xitayçı ifadeləşki məcburlanğallıqı aşkarlanğan idi. Xitay virusunun tarqılışıga Xitaydiki deniz məhsulatları yemeklik pazarı səbəb oldu. Dünya Səhiyyə Təşkilatı Xitay virusunun otturgı çıxışıga şəpərağının səbəb olğallıqını Xitoydagi deniz mahsulotlari yemaklik bozorining virusning keng tarqalishini keltirib chiqarganligini bildirdi. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti yemaklik bexatarligi va hayvonlarga aloqador yuqumli kasalliklar mutaxassisi Peter Ben Embarek video konferansi vositasi orqali o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida Xitoydagi deniz mahsulotlari yemaklik bozorining Xitoy virusining o'tirg'i chiqishida roli borligini ta'kidlab mundoq dedi. Nihoyat roshanki virusning o'tirg'i chiqishida Wuhandagi deniz mahsulotlari yemaklik bozorining roli bor. Ama biz bu bazarının kandak rol oynayacağını bilmeyimiz. Virüsünün başlanış noktası Wuhan'daki bazar buluşu mümkün. Ya ki bazar ve onun etrafında tasadibi oturuğa çıkan buluşu mu mümkün? Xitay virüsünün oturuğa çıkış mənbəsi şəpərəndir. Ama bu meselini çoğunqur təkşürüş gerek. Belkim aldı bilen hayvallar bu virüsünü bazarığa elib gelgen buluşu mümkün. Ya ki ilgiri yuqumlanan kişiler virüsünü bazarığa yuqturup koygan buluşu mümkün. Şunu alahide tekitlep ötümen ki mal bazarlarının dünyadaki milyonluğun kişilerini yemeklik ve turmuş lazımetlikleri bilen teminleştiki rolü intayin muhimdir. Şunu dairlerini, bundak çaylarını takaşka emez, eksice şaraitini yakışlaşka çakırmen. Amerika Koşma İştahatları Prezidenti Donald Trump bilen Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo, virüsünün Wuhan'daki bir tecrübe handı oturgu çıkarlıqı dair davalar barlıqını oturgu koygan idi. Xitay rejimi bolsa mazkur virusning tajribaxonda yasalganligiga aloqador da'volarni yolg'on deb qaramoqda. Hamda bu masalaning siyosiy ko'zirga aylantirib olinganligini ilgari surmoqda. Atalmış Uyg'ur Abdunum rayonlik siyosiy kengashining Uyg'ur va Tungan hay'atlari jazolandi. Atalmış Uyg'ur Abdunum rayonlik siyosiy maslahat kengashi 7 may kuni qaror ma'qullab Mezkur kengashning bir Uyghur hay'ati bilan bir Tungan hay'atining vakillik salohiyatini elib tashlagan. Hay'atlarning biri atalmış milliy o'chmanlikka qudrat qo'li qilish, milliy kamsitish jinoyati bilan yana biri pora elish jinoyati bilan ayblangan. Lekin qarorda ularning konkret qandoq milliy kamsitish jinoyati sodir qilganligi, milliy o'chmanlikka konkret qandoq qudrat qo'li qilganligi va pora olganligiga tafsiliy tushuncha berilmagan. Atalmış Şinjang gazetasining xabar qilishicha bu qaror atalmış Uyg'ur Abdunum rayonlik 12-nji navbatlik siyosiy maslahat kengashining 7 may kuni o'tkazilgan 11-nji qatimliq yig'inida ma'qullangan. Qarorda Urumchi shahrlik yezi bozor loyihalash boshqarish idorasining sobiq muavin boshlig'i Nurmuhammad Abdurahmonning pora elish jinoyati, Ko'rli shahri Chaoyang aholi rayonidagi Inoqliq masjidining sobiq yordamchi imomi Mayo Chunning
milli öçmenlikke kutrat kuluk kılış, milli kemissiz cinayeti sadır kılgallıkı sebeplik, onlarının vekillik salahiyeti bekar kılınganlıkı tehditlenigen. Kararda tehditlenişçe bu katımkı vekillik salahiyeti bekar kılınganlarının içi de bir hıhtayımı var iken. Kararda atılmış Uyghur Abdüm Rayonluk Teptiş Mahkemesi'nin sabık muavin baş teptişi Li Yusun'un hizmetli kanunga iğir hılaplı kılgallıkı sebeplik daimi heyetlik salahiyeti bekar kılınganlıkı bildirilgen. Çeteldeki Uyghur küzetküçülerinin karışı bu karar Hıhtay dairelerinin 2017 yılı başlanan yerlik milletlerinin rayonunun siyasi hakimiyet organlarının keng kölemlik tazılap çıkırış hareketinin bir kısmı iken. Amerika Avam Palatası'da Hıhtay Hizmet Grupisi kurulup, Hıhtay'nın tehdidiyle takabül durduğallıkı ilan kılındı. Amerika Avam Palatası'nın Cumhuriyetçiler rehberi Kevin McCarthy 7 May günü Cumhuriyetçi Palata azalarının Hıhtay Hizmet Grupisi kurulganlıkı, Hizmet Grupisi'nin Hıhtay tehdidiyle takabül durduğallıkını bildirdi. Kevin McCarthy 7 May Twitter'da ilan kılgan bu aktiki bayanatıda, devletimiz meyli siyasi deval koştun bolsun ya ki iradının boşluğudun bolsun, Hıhtay Kompartisi hakkıdaki agahlandırışlarga, bişaret ve hatta onundun kildiğen bivaslı tehditlerge uzun yıllardın beri sel karab geldi etigen. Mezkur hizmet grupsi Wuhan'da partılgan Hıhtay virüsü yukumi bütün dünyanı kalaymakan kalib etken, Hıhtay rejimi virüsünü yuşurup, onun başka devletlerge tarqılışıga yol koyuş bilen ayıplını batkan mezgilde koruldu. Hıhtay rejimi virüs yukumga aylanğan dastlabki mezgillerde devlet içindeki katnaşını toxtatkan bolsunmu, lekin halkara hava katnaşını toxtatmay yukumnın başka devletlerge tarqılışıga yol açkan. Bu Hıhtay'nın maksidige karata sual payda kılgan idi. Kevin McCarthy'nin bildirişçe mezkur hizmet grupisinin maksidi Amerika duş kelibatkan Hıhtay'nın bütün tehditlerge takabil turuşken. O hizmet grupisinin dikkati Hıhtay'nın Amerika ve chet el hükümetlerge amevi teşkilatlarga karata tesirini kengaytishi. Hıhtay'nın eksport ve meblağ seliş faaliyeti Amerika'nın halkalık teminat zincirlerini monopol kılışı ve teknikige erişişi. Amerika eslehalarını kullanıp öz adamlarını terbiyelişi. Hıhtay'nın Hıhtay virüsü yukumidiki rolü, halkara organlarını kontrol kılışı katarlık hareketlerine kartıldıgallıkını bildirdi. Uyghur karveni çöldü kalsı mı yoludun izip kalmaydı. Türkiye Radyo Televiziye Avazı kanalının Yıldızımızın Boylap namlıq programmasının 26. bölümü bir karvan, uzun bir karvan, uzun yollardan kelip tehimi uzun yolga karap getirdiğen bir karvan degen sözler bilen başlandı. Bu bölüm iz uyğanğan zaman qatarlıq meşhur tarihi romanları bilen Uyghurlarının kalbinin çoğunkur orun algan şair ve yazgıcı Abdirhim Telaşop Ötkür Efendi'ye bayğışlandı. Türkiye Radyo Televiziye Avazı kanalının mezkur programması Abdirhim Ötkür vapatının 25. yıllıkı bilen münasibetlik bulup, bu arkalık merhum Ötkür Efendi'nin kaldırıp getken eserleri bilen kaydı tunuşuş muhacirettiki Uyghurlarını hayacanlandırdı. Şunundak Ötkür Efendi tesvirligen karvanının çöllerdeki izleri hakkında mülahize ve münazirler kaydı oturuğa çıktı. Bu hüccetlik filminin tekst yazgıcısı Avrupa Asya Yazgıçılar Birliği'nin başlığı Türk dünyasının ortak jurnalı bulan Qeyrindaş Kalemler ve Til Tetkikatları jurnalının sahibi Dotsent Yakup Ömer Oğlu bu hüccetlik filminin tekstini yazış çaryanı da Abdirhim Ötkür bilen kaydı tunuşup çıkallıkını eğitip mundaq dedi. Yıldızımızın boylap programması köp kısımlık hüccetlik film programmasıdır. Türk dünyasındaki dağınlık yazgıcı ve şairlerini tunuşturuşunu maksat kılgan bir programma. Abdirhim Ötkür Uyghur halkı yetiştirgen, lekin bütün Türk dünyasında hatta eserleri başka dünya tıllarına tercüme kılınan dünyaga dağınlık meşhur yazgıcı. O hayatıda nurgun azap çekken iken, o bu azabını Uyghur halkı üçün çekken, o eserleri arkalık Uyghur halkının milli kimliğini tepi verişka, özlük enginin yetilişi ve özügi bolgan işençisinin eşşiğe, milli körüşüge ve özünün kelgüsüge ilgi çıkışıga çakırdı. Abdirhim Ötkür Efendi'nin Şivisiyadı Turuşluk kızı Zulhayat Abdirhim Ötkür Hanım'ın dadısının icadi hayatını əsləb mundaq dedi. Dadam özünün tarihi romanları arkalık kiyinki evlatlarga hakiki malumatlarını, hakiki tarihini yetküzüşünü özünün burcu dəb qarıgan. Xalqımız mı bilginidək dadam uyğanğan zimin romanının üçüncü kısmı barlıqını, lekin aşu vaqtı romanın ahirdeki vəqalarını qalemge elişinin təsliqini tilgi elib ötken idi. Yakup Ömer oğlu bu hüccetlik filmini işleştiğinden maksada hakkında toxtulup mundaq dedi. Abdirhim Ötkür'ünü tunutuş digerlik Uyghurlarının krizisini tunutuş digerlikdir. Tekitlip ötüşki tekişlik yeri şu ki, aşında qiyinçilik mezgillerde mi Ötkür Efendi yizişten toxtap kalmadı. Xalqigi bibaha eserler kaldırıp getdi.
Hazırkı günümüzde onun eserleri Uygur halkıya ümit beredigan, özüge bolgan işençini aşırıdigan, dünyada Uygur kültürünü namayan kılalıgıdak derecedeki esil eserlerdir. Ötkür Efendi alim, yazgıcı, tetkikatçı ve yana tercüman. Biz onu Türkiye'de ve Türk dünyasında tunutuşunu maksat kıldık. Yakup Ömer oğlu Ötkür Efendi'nin iz şiirini misal kılıp durup mundak dedi. Çölde izlerini tepiş ters. Daim şamal boran çıkıp durdu. Lekin bu izlerini yokutup koymaslık gerek. İşinimen ki Uygurlar Ötkür'ün eğitkinidek ezip kalmay özlerinin tarihini boylapmanıdı. Merhum Abdurrahim Telaşop Ötkür Efendi 1923 yılı Komul'da Sodigar ailesi dünyaya gelgen. Balılık mezgelinin bir kısmını Üçtürpan'da ötküzgen. 1936 yılından 42 yılı geçe Ürümçi'de okugan. O 1943 yılından 45 yılı geçe Şinşisay türmesi ızdırap çekken bolsa, Xitay komünistleri Şarkı Türkistan'ı idare kılgan 49 yılından kin ta ki 70 yıllardan ahırları geçe siyasi rejim türme emgek bilen özgertiş meydanlarda azap çekken. 1970 yıllarının ahırlarından başlap atalmış Uygur Abnum Rayonluk İctimai Peller Akademisi'nin Ali tetkikatçısı bulup işligen. Abdurrahim Ötkür Uygur hazırkı zaman tarihinde en köp okulganlığı kayıt kılındıgan iz, uyganğan zimin katarlık nadir tarihi romanlarını ömür menzilleri namlıq şiirler toplamlarını öz halkıya sunugan. O 1995 yılı 10 ayının 5. günü kesel sebep bilen Ürümçi'de alemden ötdi. Onun romanları ve şiirleri dünyadaki birkaç çoğun tillerine tercüme kılınıp tarıktıldı. Türkiye'deki Xitay virüsü yukumunun en yeni ehvali. Türkiye Cumhuriyeti Sahiye Ministri Fahrettin Koca 8. May bir gün içinde Xitay virüsü bilen 48 kişinin kaza kılgallığını ilan kıldı. Fahrettin Koca keş saat 7'de Türkiye'deki Xitay virüsü yukumunun en yeni ehvalini ilan kılıp, virüs bilen yukumlandı deb guman kılınan 33.687 kişinin tekşürülgenlikini bir gün içinde yeniden 1848 yukumlanıcının köpeği geldikini. Bunun bilen Türkiye'de Xitay virüsü bilen yukumlanıcılarının 135.569'ı yetkenlikini bir gün içinde 48 kişi kaza kılıp, cemi kaza kılgallarının 3689'ı yetkenlikini bildirdi. Sahiye Ministeri yine davalanıvatkan bimarlar içinde bir gün içinde 3412 nefirinin salametlikinin esliğe gelgenlikini 1219 bimarının kesilinin iğir ekkenlikini. Ama kesili iğir bimarlarının sani azayışkı başlıqallıqını virüsün toluq yeniş üçün her xil aldın eliş tedbirlerini küçeytiş gerektikini. Şundaqlı xalqının aldın eliş tedbirlerine əməl qilişi gerektikini təkidledi. Hürmetlik televizyon görüşler. Şundaqlı bugün xəbərimiz müşahidə axırlaşdı. Ətki xəbərimizi görüşürüz. Sizlərini Cənabı Allah tapşırmız. Şundaqlı programı axırda ekran arxısındakı varlıq xizmət daşlarımıza köptün köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rahmetullah.